Süper iletkenlik bir yükün dirençsiz bir malzeme boyunca hareket ettiği bir olgudur. Elektrik direncinin kaybolduğu ve manyetik akı alanlarının malzemeden atıldığı belirli malzemelerde gözlenen bir dizi fiziksel özelliktir. Bu özellikleri sergileyen herhangi bir malzeme süper iletken olarak adlandırılır. Sıcaklığı neredeyse mutlak sıfıra kadar düşürüldüğünde direnci kademeli olarak azalan sıradan bir metalik iletkenden farklı olarak bir süper iletken altında direncin aniden sıfıra düştüğü karakteristik bir kritik sıcaklığa sahiptir. Bir süper iletken tel halkasından geçen bir elektrik akımı güç kaynağı olmadan süresiz olarak devam edebilir. İşte bu çok önemlidir. Özellikle de günümüzde elektriğin santrallerden evlerimize kadar olan yolculuğunda çok fazla elektrik enerjisi kaybolur. Gelecekte süper iletkenlik kullanılarak elektriğin iletilmesi bu alanda büyük miktarda verimlilik sağlayacaktır. Teorik olarak bu elektrik enerjisinin iki nokta arasında mükemmel verimlilikle aktarılmasına ve ısı olarak enerji kaybedilmemesini sağlar. Süper iletken malzemeler neden bu kadar önemli? İdeal bir dünyada hepimiz elektronik ve elektrik şebekelerimize bağlı süper iletken malzemelere sahip olurduk. Büyük miktarda enerji tasarrufu sağlar ve devreleri daha küçük alanlara tıkamamıza izin verirdi. Ne yazık ki bir sorun var. Çoğu süper iletken malzeme atomların zar zor hareket ettiği mutlak sıfırın hemen üzerindeki düşük sıcaklıklarda bu yararlı işleve sahiptir. 10 yıllardır süren bir görevi yerine getiren araştırmacılar, birkaç hafta önce elektrik direncinin kaybolması için soğutulması gerekmeyen ilk süper iletkeni oluşturduklarını bildirdiler. Yalnız yine de bir sorun var. Yeni oda sıcaklığı süper iletkeni sadece dünyanın merkezindeki basıncın yaklaşık 4'te 3'üne eş değer bir basınçta çalışır. Ancak araştırmacılar malzemeyi ortam basıncında stabilize edebilirlerse, MR cihazları ve maglev trenleri için düşük kayıplı güç hatları ve soğutmaya ihtiyaç duymayan ultra güçlü süper iletken mıknatıslar gibi süper iletkenliğin hayal edilen uygulamalarına ulaşmak mümkün olabilir. Cambridge Üniversitesi'nde fizikçi olan Chris Pickard bu buluşun bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ancak buluşun oldukça muhteşem olmasına rağmen deneyin aşırı koşulları, Kaliforniya Üniversitesi'nde fizikçi olan Brian Maple'a göre buluşun bir cihaz yapımında kesinlikle yararı olmayacak. Çünkü bunun günlük yaşantımıza etki edebilmesi için araştırmacılara göre basıncı normal koşullara indirmemiz gerektiği belirtiliyor. Ayrıca atmosferik basınçta çalışan ancak aşırı soğuk sıcaklıklarda tutulması gereken süper iletkenler de vardır. Karşılaştırma amacıyla bakır oksit bazlı seramik malzemeler gibi en gelişmiş süper iletkenlerden biri eksi 140 santigrat derece sıcaklığın daha altında çalışır. Bu nedenle terazinin bir kefesini sıcaklık, diğer kefesini basınç olarak düşünürsek bu iki faktörün normal koşullara indirilip belli bir dengenin sağlanması gerekiyor. Süper iletkenler dirençsiz elektrik iletme yetenekleriyle bilinir. Ancak bu egzotik malzemeler sadece yapay olarak üretilebilir ve belirli sıcaklık veya basınç gibi belirli koşullar altında işlev görebilir. Bu ürünlere olan talep, fütüristik kuantum hesaplama teknolojisinin onlara ihtiyaç duymasından dolayı yüksektir. Ayrıca süper iletkenler parçacık hızlandırıcılarda, manyetik kaldırma trenleri olarak bilinen maglev trenlerinde, nükleer füzyon teknolojisinde, manyetik rezonans görüntüleme makinelerinde, cep telefonu kuleleri ve çok verimli günlük elektrik üretimi ve iletimi gibi çeşitli diğer teknolojik uygulamalara da sahiptir. Araştırmacılar rüzgar türbinleri için yüksek performanslı jeneratör üretiminde bile süper iletkenler ile deney yapıyorlar. Mevcut süper iletkenin oluşturulması süreci iki elmasın uçları arasında oyulmuş mikroskobik bir oyuk içinde karbon, hidrojen ve kükürt karışımı içeriyordu. Kimyasal reaksiyon daha sonra kristallerin oluşumu için lazer ışığı ile tetiklendi. Malzemenin sıcaklığını düşürdüklerinde malzemeden geçen akıma karşı direnç sıfıra düştü ve malzeme bir süper iletken haline geldi. Basıncı kademeli olarak arttıran ekip, süper iletkenliğe geçişin daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini buldu. Sıcaklık için en iyi okuma, deniz seviyesindeki atmosferik basıncın 2,6 milyon katı olan 267 gigapaskalda yaklaşık 15 santigrat derece sıcaklıkta geldi. Oda sıcaklığında çalışabilen bu süper iletkenin ihtiyaç duyduğu basınç miktarı düşürülebilirse oldukça heyecan verici icatların kapısı aralanmış olacak. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.